key'den başlayalım. Primary key'ler genel olarak tablo oluştururken oluşturulurlar. Biz de bunu hatırlarsanız Designer'de yapmıştık zaten. Şimdi de kod ile yapalım bunu. Bir employees tablosunun klonunu oluşturacağım. Create table t employees dedim. Şuraya yanlış yazmışım. İki kez primary key yazmışım. Buraya primary key verileceği sütunun adını yazıyorum. Bakın yukarıya kadar olan kısım sıradan yaptığımız işlemler. Sadece job ID'de not null olmasını istiyorum. Boş geçiremez olmasını istiyorum. Buradaki kısıtlamam bu. Bunlara ek olarak tablo içerisinde bir kısıtlama tanımlıyorum. Constraint. Bu primary key olacak diyorum. Adı bu. Aynı isimde birden fazla olamaz. Bunu unutmayın. Yani tekrar oluşturup farklı bir isimle tekrar oluşturmaya çalışırsanız vesaire. Daha önce varsa oluşmaz. Primary key neyi primary key olacak? Employee ID sütunu. Buradaki benzersiz olması gereken sütunu employee ID'ydi. Desk ile mimarisini gösteriyorum. Bakın employee ID not null, job ID de not null. Burada employee ID'nin not null olma sebebi aslında bu verdiğim primary key olayı. Primary key kendi içerisinde boş olmaması gerektiği için bunu employee ID otomatik olarak not null yapıyor. Bunu ben kendim yapmıştım zaten. Bu şekilde create işlemleri sırasında bir constraint oluşturabiliyoruz. Yani bizim yaptığımız o tasarımdaki işlemlerde arka tarafta bu kodu oluşturuyordu. Hatırlarsanız create kodunu aldığımızda içerisinde bir constraint vardı zaten.
Bir tane daha oluşturuyorum. Bu da departmanların kılını. Buradaki departmanın ne olması lazım? Departman adı. Tamam, buraya gelelim o zaman sonra. Devam ediyorum. Aynı departman isimde bir tane olması lazım. O açıdan bir ünlük olmalı. Burada primary key oluşturacağım. Şu an yazmıyorum. Burada da bir kısıtlama oluşturmak istiyordum. Boş geçilemez. Düzeltiyorum. Unique olması. Ve tabii ki boş geçilemez olması. Constraint adı tdep. Name için yapılıyor bu. Ve constraint'in adında işte pk, uq gibi şeyler veriliyor. Bunlar kısaltılması işte unique constraint, primary key ya da foreign key constraint gibi fk gibi. Burada da not null olduğu için hangi tablo üzerinde, hangi sütunda bunun tipi ne? Not null. O zaman not null. Burada da constraint'imi oluşturayım. Primary key. Bunun da adı. Aynı işi yapıyoruz. Ekstra. Şöyle, hani veri tabanında bir işlem yapıyorsan, hatta yazılımda diyeyim, kısa yolu varsa arka tarafta uzun yolu vardır mutlaka. Burada da aynı şekilde. Biz not null ile zaten yapıyorduk bunu basit bir şekilde. Ama constraint nesnesi oluşturarak yapmak istedim. Şimdi primary key yapalım. Tdep sütunun adı ID olsun sadece. Constraint'in kısa adı PK. Primary key olacak. Primary key hangi sütunda? Department ID üzerinde. Departmanlarda oluştu. Şuraya baktığım zaman bakın departman adı boş geçilemez diyor. Şurada içeriğini görebiliyoruz. Desk ya da desk regular. Yani evet, mantık olarak o şekilde.
buraya gelen değer 0 ise bunu çekte daha iyi anlayacağız aslında. Çekim mantığıyla. Buraya kadar primary key'leri gördük. Şimdi de foreign key'lere bakalım. Foreign key için bana ikinci bir tablo lazım. Burada da daha önceden var olan bir tabloyu kullanacağım. Öncelikle bu oluşturacağım tablonun adı da farklı tablo silmeyeyim. F employees olsun. Hatta FK daha iyi olur. Foreign için yaptığımız employees. Şimdi gelelim ilişki kurma kısmına. Hatırlarsanız foreign key bir primary key tablo olan bir tabloya ihtiyaç duyuyordu. Zaten oraya birleştirmek için foreign key ikinci sütun oluyordu burası. İkinci anahtar. Constraint FK emp diyorum. Depth FK. ID References Departments tablosu içerisinde Department ID şöyle aşağı alıyorum. İkinci constraint FK.
ederseniz her birini bir nesne gibi oluşturdum. Mesela şuradan constraint'ten referansa kadar olan kısım dikkat ederseniz gene virgülle ayrılmış şekilde. Yani tablonun içerisine bir nesne olarak ekliyorum aslında bunu. Bu şekilde bir hiyerarşi kurabilirsiniz yapınızda. Bakıyorum. Önce constraint diyoruz. Constraint'e benzersiz bir isim veriyorum. For each key oluşturacağımı belirttim. Hangi sütun for each key olacak? Buradaki, bakın, employees'deki department ID for each key olacak. Referans edeceğim. Nereye? Departmanlarla bir ilişki kuracağım. Burada da primary key vermem gerekiyor. Burası for each key'di. Neyle referans edecek? Departmanlardaki departman ID ile bir ilişki kuracak. Burası sadece primary key ile for each key arasındaydı. İkincisi de yukarıdakinden ayrı. Burada da dedim ki e-mail bilgisi unique olacak. Şuradaki e-mail'e aynı e-mail bilgisi girilemez artık. Bu da aslında şu an erken yaptım ama unique constraint oluyor. Kendi başına bir unique constraint. UK olarak kısaltını verdim. Bu tablo. Evet, oluştururken yapmadım. Bunu bir yere bağlamak. Evet. Bunu yapalım. Dept ID PK olsun. Bir. Öncelikle tablomu siliyorum. Tablo oluştu. Artık PK'mız da var. Evet. Yani şurayı yanlış yaptık. Burayı mı düzelteyim? Employee. Bizim burada employee yapmamız gerekiyor. Ben de dikkat edeyim. Neresi? Şu mu? PK. Constraint'i de yaptık yukarıda temel olarak. Şimdi de son olarak check constraint'i inceleyelim. Bunun için de basit bir tablo yapacağım. Check constraint için yaptığımız employees tablosu. Thank you.
giriş esnasında kontrol yapmak istediğimizde bunları, yani veri üzerinde kontrol yapılmak istendi. Bunu check constraint ile yapıyoruz. Mesela salary, maaş bilgisi sıfırdan küçük olamaz ve örneğin 10.000'den yüksek de olamaz demek istediğimizde böyle bir durumda check constraint kullanmamız gerek. Şimdi bunun için bir constraint yazalım. İsimde bir tane var. Şöyle yapalım. Başına CC koydum. Bu şekilde sorun olmadı. Buna veri girerek test edelim. Burada benim CCM salary min adında bir constraint'im, check constraint'im oldu ve bu nedenle buradaki değer 10.000'den küçük olmadığı için patladığını söylüyor. Tek engel bu. Bunu 9.999 yaptığımda herhangi bir sorun olmayacaktır. Şimdi de büyük bir örnek yapalım. Birden fazla constraint'i bir tablo üzerinde nasıl kullanırız? Öncelikle T employees tablosunu siliyorum. Aynı isimde oluşturacağım. Evet.
Enter'den önce normal sütunları yazıyorum sadece. Şimdi de constraint'leri oluşturmaya başlıyorum. Thank you.
Employees tablosunda standart özellikleri kullandık aslında. Sadece bunların ekstra constraint'lerini bağladık. Mesela employee ID bir primary key olması gerekiyor. Bunu oluşturduk constraint ile. First name ve last name not null olması gerek. Bunları da oluşturduk. E-mail bilgisi hem not null hem de unique olması gerekiyor. Bunları ayrı ayrı bildirdim. Phone number için bir şey yapmadım. Here date bilgisi de boş geçiremez olmalı. İşe giriş tarihi. Job ID aynı şekilde not null olmalı. Maaş bilgisi de not null olmalı ve gelen veri sıfırdan büyük olmalı. Buna diğer örneğimizde sıfırdan büyük 10.000'den küçük demiştik. Bu şekilde de bir işlem yapılabilir. Manager ID ile Location ID ise bir referans işlemi yapıyor. Şimdi buradaki Manager ID sistemi şöyle çalışıyor. HR'da. Zaten Employees tablosu var diyor. Ben kendi kendine bağlarım Manager ID'yi. Ne ile bağlarız? Referans Employees tablosundaki, yani hani bunu buna da bağlayabilirdim kendisine. Doğrudan T Employees'deki Employee ID'ye bağlı diyebilirdim. Çünkü zaten Manager da aslında bir çalışandır burada. O yüzden veri doğrulama işleminde Employees tablosunun içerisinde bulunan Employee ID'lerde var ise bunu ekle diyebilirdim. Ki zaten mantıken de öyledir bu yapıda. Kendi kendiyle ilişkili olması gerek. Location ID'de de departmanlardaki departman ID üzerinden bir ilişki var. Manager ID için herhangi bir şeye gerek yok burada. Zorunlu tutmadık. Diğerleri boş geçiremez. Teoride evet. Buradaki location da departman ID olarak değiştirelim. Yani çalışanın departman ID'si departmanlardaki departman ID ile eşleşsin. Location ID yanlış doğdu, bir hata yaptım. Şurasında